Abi 10 yaşında çocuğu var kendini David Beckham zannediyor ya. Yani. Seni 6 ay çıkartabiliriz kartı abi. Ya ne anlatıyorsunuz birbirinize birader? ya sanki başka bir futbolcudan tam vallahi billahi bilmiyorum yemin ederim ya. Futbolcuda şöyle bir tabir vardır. Topun sibobunu arıyor derler çok toplu oynayana. O ya abi burada demen gereken evet o. Ya, <laughs> ya, değilse ama o ona eşek şakası kafasına çat diye sobin 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 falan. seninki ben, gibi zırzop tişörtleri şey alçıklıydı işte. Şey. Baksana adamın cebi <laughs> yatay ceple geziyor ya. Erman Özgür artık Gol atana kadar santrofor golü attıktan sonra stopere çekiyorduk biliyor musun? <laughs> Bunları kamera arkasında mı kullanacaksın? Ne yapacaksın? Sen neyin peşindesin orada? <laughs> Memleket havasına hoş geldiniz. Bu programda Konya'yı ve Konya'nın futbol kültürünü konuşacağız. Tabii programa özel bir demarke tişörtü var üzerimde. O sana buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Tasarım, kumaş kalitesi hepsi, beden, ölçüleri hepsi çok güzel. Beğendim Erman, yakışmış mı? Yani reklam gibi oldu. Çok güzel reklam oldu yani. Abi zaten demarkede yapıyoruz yani. Reklamın içindeyiz zaten Değil mi? yani. Beğendin mi sen onu söyle. Çok beğendim. Senin... Daha üstümde görmem lazım. Sana göre daha fit olduğum için ben de daha iyi Seninki unuttum. gibi zırzop tişörtler şey alçıktırsa şey. baksana adamın cebi yatay cep geziyor ya. Arman özgür artık. Abi Allah Allah. 10 ya Erman yaşında çocuğu var. Ya. Abi 10 yaşında çocuğu var. Kendini David Beckham zannediyor ya. Yaşlanmaya reddediyoruz <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Ama şu anda çoğu futbolcudan fit onu da söyleyeyim. Halı sahada da fena değil. Hala topu unutmamış. Yetenek kaybolmuyor. Yani sonradan da eklenmiyor. Senin için kötü haber. <laughs> Erman Özgür'ün gollerini izledim. Bundan 3-4 yıl önce işte yayıncı kuruluş veriyor. Bir yıldız 10 gol. Ya Erman Özgür'ün attığı kafa vuruşu bile estetik. Özellikle Konya'da oynarken attığı goller daha fazla. Ya kafa vururken bile sanki ara pası atar gibi. Yani narince vuruyorsun kafayı. Ne kadar estetik bir futbolcuyum. O bir sen. içgüdüsü. Biliyor musun? Yani mesela şut atan oyuncu şut atarken isabetle gitmesinden ziyade sert gitmesine dikkat evet. eder mesela. Ben isabetli olmayan bir vuruş yapmayı hiç sevmezdim. Kafayla dahil ben yani bir yere net vurmak isterdim. Bu konuda Nurul Hoca enteresan. Bir gün Beşiktaş maçı oynayacağız. Böyle çok sakar bir gol attım ama maçtan önce bana dedi ki: "Oğlum dedi ya, şu öndireye git kafayı vur falan." Ya hoca dedim. Ben dedim kafaya normalde çıkmıyorum ki dedim. Nasıl gideyim vurayım? Ya git sen vurursun dedi falan. Neka kesti oradan. Ben de vurdum. İşte İbrahim abi'nin, İbrahim Üzümez'in bacağının arasından, Runya'nın elinin yanından falan derken abi baktım gol oldu. Sonra beni hep öndireye var. Bir sezon öndireye koştuk. Bir gol yüzünden <laughs> perişan oldum orası. Peki Konya'yı konuşacağız. Kariyerinde herhalde en iz bıraktığın yer Konya'ydı diyebilir miyiz kulüp olarak? Yani şöyle iyi oynadığım yerlerden bir tanesiydi. Ben Allah'a çok şükür ki şununla gurur duyarım. Hiç aldığım paranın karşılığında bir şey yapmadan gitti diyemezler. Her yerde oynadığım maç sayısı da performansım da çok şükür iyiydi. O yüzden hep Anadolu kulüplerinde kaldım zaten. Ama yani Konya... bu yukarıya para verseler de olmazdı. O yüzden de Anadolu kulüplerinde oynadık. Konya'nın şöyle bir problemi var Müjdat. Hedef koymuyor kendisine. Mesela atıyorum çok iyi bir sezon geçirdik. İki ekleme yapalım. Bir şampiyonluğa ya da atıyorum ilk 8'i e oynayalım gibi bir dertleri yok. Ligde kalalım. Düşmeme konusunda bir sıkıntı yaşamayalım falan. Böyleler genelde. Uzunca bir dönemde asansör takımı oldu. Son yıllarda biraz daha istikrarlı. Yine güncelini konuşuruz taraftarın Serzen işte bulunduğu bazı oyun anlamında geliştirmesini istediği beklentileri var ama bir dönem asansör kulüpte onu en azından kararlı hale getirdi Konya. Spor. Türkiye Kupası kazandı. Biraz Aykut Kocaman'ın kendi evet. kişisel performansından. çünkü o tip takımları seviyordu. Kendi sevdiği oyuncu profilleriyle beraber iyi bir takım çıkarıp Türkiye Kupası aldı ama o dönemde ligde çok iyi işler yapamadılar. Benim dönemim şöyle bir şanssızlığımız vardı. Stadyum. Sen kaç yıl yılında oynadın Konya'da? Kaç yılları? Güzel soru valla. Bunları hemen cevaplamam lazım ya. Hatırlamıyorum. Yani ben sabah önce... yedi mi bilmiyorum bana Allah ne soruyor Allah ya. Allah Allah. Ya Konya Spor'u kaç Allah yılında oynadın mı? 2006 mı? 2006'larda galiba evet. Şimdi ya sanki başka bir futbolcudan Vallahi billahi ya? bilmiyorum yemin ederim ya. 2006'da oynadım sonra Ankara Spor'a ya da An Antep Antep'e Kaç gitti. yıl oynadın? 2 yıl. 2 yıl oynadım. yıl oynadım evet. Senin oynadığın dönem tabii Konya Spor. Yani 2015'e kadar falan Konya Spor. Öncesinden geçmişinden günümüze velodrom biçimindeki Konya Atatürk Stadı'nda oynadı. Tribünlerin çok uzak olduğu. Bizim için anlatmak da çok zordu biliyor musun? Yani stadı göremezdik. O kadar uzaktaydı ki anlatım yeri. Tezahürat yapıyorlar. Bir dakika sonra geliyor sahaya tezahürat. <gülüyor> <gülüyor> yani çok hakikaten. Olimpiyat Galatasaray'ın da vardı bu problem. Evet. Yani futbolcu zaman zaman ki yeni yapılan statların hepsi böyle. Taraftarın hani söylediğini duymak ister. Tepki de olsa iyi bir şey de olsa hiç fark etmez iyi kötü. Ya yıllarca tartan pist sıkıntı oldu birçok statta. Konya'da bir de velodrom pisti vardı tartan pistin yanında. Yani iyice uzak tribünler. Bu arada Konya ile ilgili de şunu söyleyeyim. Trabzonspor'dan sonra bildiğim kadarıyla seyirci ortalaması en yüksek Anadolu takımı Konya Spor'dur. Maç çok önemli bir etkinlikti ve herkes geliyordu. Peki onu konuşacağız. Yani Konya'nın stat değişimiyle birlikte aslında futbol kültürüne de çok pozitif. Hatta milli takımıza kadar çok büyük etkisi oldu. Konya'da yaşam nasıldı? Ben yayıncı olarak çok gittim Konya'ya. Bir kere mutfak kültürü çok çeşitli. Mesela ben bamya hayatta yemem ama işte etli ekmek meşhur. Etli ekmek öncesinde bir bamya çorbası vardır. Klasik. Bence hayatta içtiğim en lezzetli çorbalardan. Yani bamyanın çorbasını içeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Yani ben de hala içmedim de. ama İçmedin mi hiç? Yok sevmem. Çok güzel. Ee, Şiddetle öneriyorum. Ya bamya çorbası hiç içmedim ama şunu söyleyeyim. Trabzon'da pide konuşurken bunu yersen bütün gün bir şey yiyemezsin diye konuşursun. Aynı şey aslında etli ekmek için de geçerli. Bütün gün sana 3 litre su içirir yedikten sonra. Açıkçası ben çok sevdiğim bir şey değil. Mesela triti çok severim. Triti çok güzel yemek. Triti çok güzel yemek. O tridine dünler... bandımın triti o değil mi? Oradaki tridine bandındaki Ne bileyim ben şarkıyı trit... ben mi yazdım Allah. Ya, Onu edin. nereden bilebilirim ben. Uyumsuz ikili tridine ya. Tridine bandım diyor ya. O Şarkı... abi. burada demen gereken evet o. <gülüyor> <gülüyor> ya değilse? Ya muhtemelen o tirit başka bir şey, başka bir anlamı olmaz. Bu arada düğünlerde yeniyor dediler bize tirit. Hani böyle yoğurtlu, evet. pideli, mideli. Lezzetli. Hakikaten müthiş güzel bir yani Banmalı da bir şey çünkü. Evet. Köşk restoran vardı hatırlar mısın? Bilmiyorum Konya, Konya mutfağı. Vardı. Konya evet. mutfağı. Böyle 2-3 katlı Aynen, bir yer. 3 evet. katlı köşkte böyle tirit verir. Başka Konya'ya özel. Ben 2 ve... yıl oynadım ama orayı yayıncı kuruluşa geçip yorumculuk yapmaya başlayınca keşfettim bu arada. Çünkü gurme gibisiniz. Hangi şehirde ne yiyeceğiz 2 gün evvelden konuştuğunuz yani, için. Yani çünkü o kısa sürede hani yayın dışında da odaklanma gereken başka bir unsur yok. Bir de yani gittiğimiz kentler genelde hayatı çok uzun süre yaşayan kentler olmadığı için direkt yemeğe odaklanıyoruz. Anadolu'da bu konuda çok zengin yani. Yeme konusunda çok evet. zengin. Yani insan gerçekten her kentte özel bir damak tadı bulabiliyor. Etli ekmek de mesela bence o kadar yorucu bir yemek değil. Yani bıçak arası var bir de. Trabzon'daki kadar pidenin yoğunluğu kadar bir yoğunluğu yok çünkü çok ince. Ya ben bir kere yedim hoşuma gitmedi. Ama sonra kulakları <laughs> Etli çınlasın. Etli ekmeği dünyada yiyip hoşuna gitmeyen sanırım sonra, tek insansın. Havzan etli ekmek var evet. biliyorsun. Oranın bir de Cemo. Fevza... Havzan ve Cemo var iki tane. Fevzi abi büyük bir futbol hastası. Onun yanına gide gele, gide gele baktım etli ekmeği de seviyorum artık. Ama ee, yeni riayeti ekmek. Sevmeye başladım. Çok gelen giden ondan bahsediyor. Bir de böyle şeyi gibi gelir masaya. Böyle otoyol gibi. Kopara kopara yersin. Otoyol gibi gelir onu buradaki bu kısmını yer. Ortadaki kendi önüne düşen kısmı yer. Ben çok keyif alırım etli ekmek gerçekten benim için. Yani bamya çorbası ve etli ekmek karışımı bence çok iyi bir ikili. Ama Tirit yöresel anlamda da Konya mutfağı çok zengin. Konya'da tabii futbol kültürü olarak baktığımız zaman kesik kesik Süper Lig, Alt Lig'e düşüş, tekrar Süper Lig'e çıkış. Sizin döneminizde nasıl bir kadromuz vardı? Bizim dönemimizde kadromuz iyiydi. Ben ilk gittiğimde 10 numara Alex Yordanov vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra o ayrıldı. Neka geldi. Neka da iyi bir oyuncuydu. Çok Portekizli. Hakikaten sağ iç lideri diyeceğin 10 numaralar o zaman daha mevcutken Anadolu kulüplerinde bile vardı hatırladığım kadarıyla. Bizim problemimiz Santrafor'umuz yoktu. Tayfun vardı bizde Tayfun Türkmen. Gol atana kadar Santrafor golü attıktan sonra stopere çekiyorduk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim tarihi bir sezondur yani. Santraforsuz yok almadılar. Öyle ona rağmen işte en çok o attı. 6 tane ben attım 6 tane bir sezon bildiğim kadarıyla. Öyle bir sezon geçirdik. Biraz gol yükünü bölüşmüştük takım içerisinde. Mısırlı oyuncularımız vardı. El Saka gibi, Ahmet Belal gibi, Muhammed vardı bir tane. O oyuncular enteresan bir üçlüydü hakikaten de Mısırlılar. Tam Konya'nın yaşantısına ayak uyduruyorduk hep beraber. İyi <laughs> Konya'da yaşam nasıl? Aslında Konya'da da şöyle bir durum var. Ya bir kere üniversite var Konya'da. Aslında böyle bir üniversite hayatının da yaşandığı bir Bosna -Ersek mahallesi Mahallesi'ydi hmm. yanılmıyorsam. Öyle bir semti de var. Ama genel olarak tabii hani çok muntazam bir kent. Ama tabii hayat yavaş akıyor Konya'da. Yani Konya'nın yapısı da böyle. Bir futbolcu için para biriktirmenin en kolay olduğu yer. Çok net. Yani alışveriş konusunda çok üst düzey mağazalar falan ama çok Ankara'ya kaçın olurdu. Yani bir gün izinde bile yakın olduğu için oradan 2 saat 3 saat arabayla. Meram en güzel semtiydi diye hatırlıyorum. Meram güzel. Yeşillikler içerisinde. Benim oturduğum yer de zaten orasıydı. Ama şehir planlaması olarak Konya gerçekten düz. Bisiklete çok uygun. Yani her yere bisikletle Sisli. gidebileceğin. E, Sisli. Ben Konya'ya bir gün 4 saat uçak röter vardı sis yüzünden. Sabah 7'de gidip işte 12'ye kadar havaalanında bekleyip gidemediğim oldu mesela. Bizim de çok uçmak için Ankara'ya geçtiğimiz oldu. Aynen. İster istemez. Bir de bir kış mahsur kaldım ben Konya'da. O dönem işte hatta Galatasaray'ın Konya spor maçı vardı. Meşhur Uğur Uçar'ın sakatlandığı maç. Sen o dönem Konya Spor'da oynuyor muydun? Yedek kulübesindeydim. O maçı hatırlarsın. Öncesinde vardık Konya'ya biz. Güneş var yani. Gece yattık sabah bir uyandık. 4 metre kar Bütün girdiği bir pozisyon evet, Batista Uğur. Mi? Şimdi Batista da öyle bir oyuncuydu ki. Abi Batista antrenmanda hızlı geliyorsa kaçışıyorduk. Sakar çünkü anladın mı? Hani ayağını çekinen bir oyuncu değil. Maç antrenman orada yani Uğur'la alakalı durumda hiçbir art niyeti olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani normalde bu özelliklere sahip bir oyuncuydu. Agresif, gözünü budaktan esirgemeyen bir oyuncuydu. Antrenmanda falan ben hep dua ederdim ki yelek dağıtır ya hoca böyle. iki takımı ayırır yelek. Ya Batista ya yelek veriyorsa hemen ben de kıçın kıçın gelirdim ki bana da yelek versin. Her ihtimale karşı anladın mı? Yani seni 6 ay çıkart abi. kartı O yüzden de Batista orada Uğur'un da çok büyük şanssızlığı oldu. Aynen. Çok üzülmüştüm hakikaten. O maç ertesi güne sarkmıştı. Bayağı da kötü evet. bir zeminde oynanmıştı. 1-0 bitti. Ümit Karan attı. Hatırımda o maç. Enteresan hatırladığım bir şey çıktı. Bir de Euro 2008 öncesi. <laughs> <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya, adamın oynadığı maçları bile ben anlatıyorum. Ama böyle var biliyor musun? <laughs> Futbolcularda. Yani biz izleyiciler maçları daha çok kafamızda kazıyoruz. Futbolcular oynaya oynaya oynaya. Aa evet öyleydi diye ben bunu çok futbolcu da yaşadım. Abi o forma şaşırmıyorum. Forma koreksiyonu yapan futbolcu var. İşte oynadığı maçlardaki golleri bana bir yıldız on gol yapacağız. Bize gollerini ver dediler. Evi alt üst ettim. Hiçbir şey yok bende. Yani gol atmıştım da. CD'si falan bir şeyi yok yani. Öyle biz bunları biriktirmemişiz. Formam yok benim ya mesela. Ya Hamdi Aslan gitmiş o meşhur 7-2'lik Barcelona maçı. Kuma'nın formasını almış. O formayı gidip alelade birisine vermiş. Mesela ben buna şokuna ya hocam dedim Kuma'nın formasını sen gidip nasıl verirsin? Ne alacak forma işte diyor. Aynı bizim aynı de, aynen öyle. Doğru söylüyor. Ya ben bir sezon Trabzon'da da Konya'da da öyle forma yaptırıyorsun. Çünkü Soyunma odasından çıkamıyorsun. Abi soyunma odasında polis arkadaşlar geliyor. Abi bir forma ver iki tane. Oradan falan derken 100 tane forma yaptırdım. Herhalde bir o kadar da kulüp veriyor bir sezon içerisinde. Bir tane mesela Trabzon Konya forma falan yok. O özel bir herhalde ilgi alanı. İlgi yok. alanı herhalde hiç. Konyaspor bu arada logosu bence ligin en güzel logolarından birisi. Kulübün simgesi yani logonun tasarımı o konuda da yani bence Konyaspor çok özel. Bir yeşili de bazen çok güzel formalar da yapılıyor. Ben yeşili çok severim. Bu arada hani Konyaspor'un böyle yaptırdığı bize bir dar forma vardı. Ben de yok ama o dönem için hatırlıyorum. Çok çok güzel formalarımız vardı. Şimdi Konya'nın benim gözlemim gidip gelip maçlarını anlattığım dönemleri kıyasladığımda yeni stada geçtikten sonra Konya'da futbol kültürü daha da pozitif etkilendi. Hatta milli takımımızın Euro 2016 vizesi almasında Konya'daki tribün atmosferinin çok büyük payı vardı. Stat çok güzel bir stat. Tasarım olarak akustik olarak çok güzel bir stat. Yıllarca o iç saha hani velodrom stadının yapısından dolayı iç saha kültürünü çok fazla hissedememişti Konya Spor. Stat yapıldıktan sonra Türkiye Kupası geldi. Avrupa maçları oynadı aldı vesaire. Yani stadın yapılmasıyla birlikte şehirdeki futbol kültürü pozitif etkilendi. Taraftardan ne anlıyorsun mesela bilmiyorum ama taraftarın içerisinde o tezahürat yapan net gruplar vardır ya mesela Bursaspor'da işte Texas vardır, Gece Kondu vardır. Nalçacılar mesela inanılmaz bir futbolda itici kuvvet olur Konya'da. Sonradan ikiye bölündüler. Birisi bu tribünün arkasına gitti, birisi bu tribünün ama çok etkinler mesela. Koreografiler falan da yapıldı. Evet, yani evet. ben bir de Konya'da hep şunu gördüm. İlla ki böyle münferit olaylar olmuştur ama yani taraftarlar gerçekten çok yani profil olarak da düzgün. Yani öyle çok rakip takım taraftarıyla kavga eden bir Beşiktaş maçında yaşadılar bir galiba bir final maçında. Aynen yaşandı. O da münferit olarak görüyorum ben onu. Hatta ondan sonra da konuşmuştum. Bizlere futbolcana yaklaşımı da böyle çok uç diye hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Şehrin sana yaklaşımı nasıldı mesela genel anlamda? Ben Antep'e gittikten sonra bana bir ufak tepki gösterdiler haklı olarak ama yani o dönem için de bir kulüp başkanı abimiz dedi ki ben buradayım. Burada değilsem git dedi. Seçimi kaybedince ben de gittim. Sonra bana çok kızdılar. Şehir de falan sizde diyaloğu nasıl? Trabzon'da herkes futbolcularla iç içedir. Konya'da öyle bir durum var mıydı mesela? Ya Konya'daki durum tabii Trabzon gibi falan değil. Oradaki futbol hakimiyeti Konya'da söz konusu değil. O yüzden Konya daha rahat ama gidilecek yer yok. Yani problem orada. Çok öyle geziyim Konya'yı kaç günde gezersin? Bir gün sürmez yani. Şu anda biraz daha mı artmıştır bence yani. Alışveriş merkezi çoğalmıştır muhtemelen. Ama... Mesela senin söylediğin gibi ben üniversite olmasına rağmen onun etkinliğini çok fazla hissetmedim. Çünkü bizim yaşımız itibariyle de çok üniversiteli falan bir alakamız yoktu. Doğru. Evet. Yani biraz şehir tabi hayatı yavaş akıyor Anadolu'da ama bu da belki de işin futbola konsantrasyonu veya dediğin o para biriktirme mevzularını destekleyen bir durum. Dilersen bir Gold 11 ile devam edelim. Figürler, isimler üzerinden de biraz ilerleriz. Konya'nın futbol kültürü yine geçmiş yılları o şerhe koyalım. İzlemediğimiz dönem, eski yıllardan isimleri bu listeye almıyoruz. Biz izlediğimiz, tanıklık ettiğimiz isimlerden bir altın 11 oluşturduk. Kaleye Serkan Kırıntılı'yı koydum ben. Senin dönemden ekleyeceğin birisi var mı? Özden vardı. O da sonra milli takımda falan da çalıştı. Ama Serkan Kırıntılı daha istikrarlı. Savunmanın sağına Skubic'i koydum. Sloven oyuncu Skubic. Bence çok yani bu seviye için çok özel bir oyuncu. Bir de sürekli savunma arkasına ya koşu yap hücumda fark yaratan bir isim. Evet, tam Konya Spor profiline uygun. Nedeni şu. Bize maliyetsiz oyuncu olsun ama çok iş yapsın. Eşittir Skubic. Savunmanın göbeğine şimdi biraz burası tartışmaya açık. Bir kere sol stopere ben Vukovic'i koydum. 7 gol attığı sezon var. Çok evet, değişik bir performansı vardı. Yayıncı kuruluş dedik bizde. Yılın 11'ine de girdi hatta. O dönem savunma lideri deyince Türkiye'de akla gelen isimlerden bir tanesiydi. Şimdi sağ stopere Ali Turan'ı koyuyorum ama burada Kratoçvil ve El Saka'yı da koyabiliriz. Yani Kratoçvil mesela ligin 90'lı yıllar 2020 yıllarına damga vurmuş istikrarla bir isim. Ben beraber oynadığım için de söylüyorum. El Saka'nın istikrarı çok fazlaydı bizdeyken de. Yani o da bizim bir lider oyuncumuzdu. Ben El Saka'yı alırım kendi adım ama Ali Turan'ın çabukluğu, o hiçbir stoperde bulunmayan çabukluğu. hala oynuyor. Yani istikrarı var Ali Turan. 13-14 yıldır sürekli o seviyede oynuyor. Evet. Yani. Ama El Saka bana göre top kullanma becerisi üzerinden de daha iyi oyuncu. Savunmanın soluna ben Barry Douglas demiştim. İskoç oyuncu enteresan da bir profildi. Konya'da bir İskoç oyuncu yani kolay kolay rastlayacağımız bir durum değil. Daha sonra zaten Premier League'e gitti. Leeds United kadrosunda şu anda Barry Douglas. Daskovic, Barry Douglas bayağı hareketli bir çizgi rotasyonuydu iki kanatta. Sen Kawa'yı koydun. Kawa da Silva'yı koydum. Onun da mesela Frikik'ten Trabzon'a attığı bir gol var. Hayatım boyunca unutmam. Çok kötü gidiyoruz. Hatta 6-7 maç üstüde kaybettik. Bir pozisyonda böyle 3. dakika bir çaktı köşeye. 1-0 bitti maç. Belki de kümede kaldık o golle. O özelliğiyle hep benim aklımda kalan bir oyuncudur. Genç, çok temiz. Bir şey sormazsan hiç konuşmayan bir oyuncu. Yani iyi kaliteli bir oyuncuydu. Peki orta ikili de Batista'yı koyduk. Bahsettik Batista yani evet. Gaziantep, Galatasaray aslında o da dönemin ötesinde hani iki ceza sahası arası teknik ve sert bir oyuncuydu. İkisini harmanlayan bir oyuncuydu ama Konya'da senin aklına sertlik kısmı daha çok kalmış. Sertlik kısmı kaldı bir de aynı anda boşanmalarımız kaldı. İkimiz aynı anda boşanıyorduk <laughs> oturup karşılıklı... <laughs> ile birbirimize ağlıyorduk. <laughs> Hanginiz Abi. daha fazla? E... O perişan <laughs> olmuştu. Brezilya'da yasalar daha da sert çünkü Öyle kadından mi? yana. Evet. Fazla detaya girmiyorum. <laughs> Yanına Neka'yı koyduk <laughs> Batistan'ın. ne kadar enteresan bir oyuncuydu ya. ne kadar enteresan bir oyuncuydu. Şöyle o da mesela kaybetmeyi asla sevmeyen bir oyuncuydu. Bazen ya. agresifleşiyordu. Yani böyle rakibe bir dirsek atar, kavga eder. Maç kötü gidiyorsa mutlaka Neka olur olmaz bir tepki gösterirdi. Düşük Ama... bütçeli hacı diyebilir miyiz Neka Aynen, için? Ya. Evet. Hacı da böyle kaybetmeyi hiç sevmezdi ve zaman zaman oyun içinde böyle... Onun da mesela duran top becerisi çok yüksekti. Hatta Neka bildiğim kadarıyla Konyaspor düştükten sonra tekrar transfer edilip o takımı lige çıkardı. Konyaspor lige çıkardı. Karşılıklı da oynadık alt ligde bir daha. Ama beraber oynaması çok keyifli. Büyük bir servisçidir bu arada. Yani top kontrolü Türkiye'ye gelmiş oyuncular içerisinde en ilerinden bir tanesidir. Topu ne yapacaksa şut mu atacak ya da pas mı atacak ona göre kontrol eder. Çok ilginç. Yok. O dönemin şanssızlığı Neka, sen. Hani bu takım mesela 9 maçın tamamı canlı yayın. Şimdi 10 maç oldu. 10 maçın tamamı canlı yayınlanmıyordu. Şimdi Neka'nın döneminde falan hani genelde insanlar Konya Spor büyük takımlara karşı canlı izliyordu. Tüm maçlar canlı yayınlansaydı Nekan'ın işte diğer o isimlerin senin dönemindeki oyuncuların senin daha fazla gündeme gelmen söz konusu olurdu. O da şimdinin özellikle İstanbul dışı kulüpler için büyük avantaj. E, bir gün bir Beşiktaş maçı oynadık kazandık. Nekan'la ilgili eleştiriler yaptılar. Bir daha dediler böyle bir maç oynamaz. Gittik bir hafta sonra Sivas'ta iki gol daha attı. Ama o mesela <laughs> özetlerde geçti gitti. Tabii özetlerde geçti gitti. Çoğu kişinin haberi de olmadı. Aynen öyle. Peki sağ tarafa orta sahaya Ömer Ali'yi koyduk. Ömer Ali Şahiner'de. Hem de e, kentin çocuğu. Konya'da yetişen bir çocuk. Ali hmm. Dere vardı. O da çok büyük bir potansiyeldi ama olmadı. O belirli bir seviyeden üzerinde çıkamadı. Bazı transferlere bakıyorum Türkiye'de. Mesela Galatasaray'ın Oğulcan transferine bakınca Ömer Ali'ye yazık oldu gibi geliyor bana ya. ya Ömer Ali hem sağ bek hem sağ ön. İkisinde de çok etkili oynadı. Aykut Kocaman ikinci santrafor gibi oynattı. Çok net ve çok da önemli işler yaptı. Çünkü böyle yüksek toplara hakim atıyorum. Yavuç gibi rakiple boğuşan hmm. bir santraforum varsa onun etrafında gezen oyuncu da olabilir Ömer bir Ali. Bir de Skubic'le iyi bir iletişimleri vardı. O çizgiyi iyi kullanıyorlar. Birbirlerini sürekli kaçırıyorlardı arka evet. tarafa. Bence de yani milli takıma kadar da yükselebilirdi Ömer Ali. yüzde yani, yüz katılıyor. İyi bir Sola Yordanov'a attık. Yordanov da aslında Lazaro ve Yordanov. Yani 90'lı yılların sonları 2000'ler başı çok can yakan isimlerdi. Belirli bir sürede forma giydiler hep Türkiye'de. Yani o da çok iyi bir on numaraydı bu arada. Hani eğer top sende kalsın istiyorsan Alex Yordanov gibi oyunculara sahanın her bölümünde ihtiyacın olabilir. O da öyle bir oyuncuydu. Devre arasında hoca onu gönderdi sonra Neka'yı aldı ama bu hamleyi niye yaptığını çok da fazla bir mantığa oturtamamıştım. Şimdi parantez için Içinde, e, rotasyonda alabileceğimiz isimler var. Tabi tek bir 11 belirlemek çok kolay değil. Ben mesela Polyak'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Branimir Polyak. E, Biraz dramatik bir Çok dramatik. Norveçli oyuncu. Hırvat asılı Norveçli. İki sezon oynadı. Sonra zaten bir trafik kazası. Evet. Ama Konya Spor Tribünü. Taraftarı Konya Spor Kulübü. Polyak'ı unutmadı. Hatta Norveç'e gidildi. Organizasyon yapıldı o konuda. E, Konya Spor Kulübü de Polyak'a çok sahip çıktı. Taraftarın da gözünde özel bir yeri var. Dramatik bir hikaye. Ama çok da yetenekli bir yeten Polyak oynadığı dönemde çok iyi de performans ortaya koyuyordu. Onu da analım istedik e, bu 11'de. Haleb oynadı Konyaspor'da. Haleb de çok 11 asist yaptı yanılmıyorsam. Yani çok özel bir ya yani kariyeri zaten bilinen bir isim ama top ayağına çok yakışan bir oyuncuydu. Yani Konyaspor'a gelmiş herhalde en lüks oyuncuydu diyebilirim. Bilmiyorum daha lüksü aklına geliyor mu? Ben bir Kasımpaşa maçını anlatmıştım Haleb'in tek başına yani Zidane gibi oynamıştı o maçta. Gerçekten çok özel bir yetenek. Biraz senin sağ ayaklı versiyonun gibi geliyordu bana Haleb. Topla çok oynayan bir oyuncuydu. Hatta bilmiyorum Arsenal'deyken mi biraz fazla eleştirildi. Evet. Topla çok oynuyor. Hani futbolcu da şöyle bir tabir vardır. Topun sibobunu arıyor derler çok topla oynayana. Ya yani sen topun sibobunu evet. arardı biliyor musun? Ya 4 Sana kere, 5 kere. Sağdan gelen adam topun sibobunu aramak. Evet, güzel tabir. Bakmasan <laughs> evet, ya yaş yaşımız çıktı ortaya. Allah bir de frikiklerde şey olurdu ya. Topun sibobunu ayarlardı bazıları. Onun anlamı ne? Yani top iyi gitsin diye mi? Nasıl oluyor? Bu? Yani bilmiyorum. Belki vuracağı zaman ayağı ona denk gelmesin falan diye ama öyle şimdiki toplarda topun sibobu gözükmüyor ki. Bilmiyorum. Sen şimdi sibob deyince bir Fevernova vardı. Hatırlar mısın? 2002 Dünya Kupası'nın topu. Sen onunla oynadın mı? O bir değişikti. Vuruyordum böyle bir... Sen topların isimlerini de mi biliyorsun ya? Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Nereden hatırlayayım ben topların isimlerini? Ya bir şey yanlış insanlara yetenek veriyor. Allah futbolculuk <laughs> yeteneği. Bana verse <laughs> şu, şu anda bambaşka bir... Hangi ben şey olurdum ya. Kanat oyuncusu olmak ister yani. İç kanat. Böyle. <laughs> Sol. Ama soldan sağa kat edip kaleye vuracağım. Bunları kamera arkasında mı kullanacaksın? ne yapacaksın? <laughs> Sen neyin peşindesin orada? <laughs> Peki devam edelim. Öleb'in yanına tabii başka isimler koyabiliriz. Şimdi Konyaspor'da çok emektar oyuncular da oynadı. Yani onların da hakkını teslim etmek lazım. Mesela Sedat Ağaçay oynadı. Birçok kulüpte oynadığı gibi. Beraber oynadık. Beraber oynadınız. Sedat Ağaçay da 39-40 yaşına geldi. Her sezon bir takım buluyor. Sedat Açay. Ve performanslı düşmüyor. Ne zaman izlersek izleyelim. Ya hala sanki 30 yaşındaki oyuncu gibi. Emre Bölezoğlu takdir ede bir hal olduk. 39 yaşında daha yeni Ankara gücünde oynuyordu. Ve yani... sahada yani sırıtmıyordu Sedat Açay. Evet. Yine rakibi ısırıyor. Yine oyunun içinde. Biliyor musunuz? Sahada rakibi ısırıyor. Sağ dışında da arkadaşlarına bir eşek şakaları yapar. İnanamazsın. <laughs> ya yani bize Sabin diye bir oyuncu geldi. İşte ya buna bir şakada Çocuk İngilizce bilmiyor. Türkçesi zaten yok. Sadece Fransızca biliyor. Ya bu Sedat'la bir muhabbetleri. Çıkmıyor Sedat'ın Öyle sevdiler birbirlerini enteresan. Ya ne anlatıyorsunuz birbirinize birader? Ama o ona eşek şakası kafasına çat diyor. Sabin, Sabin, Sabin falan böyle <laughs> konuşuyorlar karşılıklı. Ya ilişkilerini ben çözemedim şahsen kendi adıma. Alışveriş merkezine gidiyoruz. Sabin Sedat'ın yanında. Böyle beraber yaşadılar bir süre. Evet. Bir de yemek konusunda ya ben Sabin Sedat'ın çok yemek yenen oyuncu gördüm. Futbolcular çok yemek yer hakikaten de. Abi Sabin bir yemek yiyor. Yani ben oturup seyrediyorum. İştahı açılsın diye Seyreder Abi her yemeğin sonunda üstüne yarım ekmek arası şokella yiyor. <laughs> Ya baba nereye sığdırıyorsun? Ama bir fizik var. Ya olamaz böyle bir şey. Baklavalar. Allah vergisi anatomikte bir yapısı var. O kadar yemek yesek biz senle ne hallere geliriz? Ben hiç düşünmek istemiyorum ya. İnanılmaz bir adamdı hakikaten. Çok ben de futbol olarak bir şey bırakmadı ama futbol dışında çok iz bıraktı bende mesela. Öyle aklına kalan belirli bir figür var mı? Konyaspor'da yan yana oynadığın hani böyle bir çırpıda aklına gelen. Ozan var bir tane. Karşı yakalı bir çocuk vardı İzmir. Odasına bir gittim odayı diskoya çevirmiş. Bildiğim bu eskiden disko vardı bizim zamanımızda. Disko topu var ya böyle yanarlı dönerli döner sürekli böyle. Bir müzik seti koymuş işte müzik aleti sürekli dımtıs dımtıs şarkı çalıyor. Dedim ki ulan hakikaten İzmirlisin sen tamam mısın <laughs> yani. Konya'da adam kendi odasını İzmir'e çevirmiş. Mesela o çok ilginç gelmişti bana. Peki o zaman altın 11'imizin hücum bölgesine geçelim. Teofanis Gekas'ın Konya'da Asla gittiği her takımda ligimizde. Akisar'la başladı. Akisar, Samsun. Yani Samsun, Akisar. Ha evet Samsun'da doğru. Konya yani tam oradaki performansını bir daha tekrarlayamaz denilen anda Gekas yine gittiği takıma katkı verdi. Konya'yı da çok kısa süre içerisinde attığı gollerle ligde tutmuştu. Evet. Ya yani büyük takıma karşı maç kazanacaksan Gekas gibi Santrofor lazım sana her zaman. Acayip bir Santrofor diyor çok, çok iyi Santrofor. Ama bakınca dışarıdan hiç futbolcuya da benzemiyordu. Ya modern Tanju Çolak gibiydi biraz yapısı. Evet, Benzetir evet. miydim? Ben benzetiyordum. Yani Tanju abi çok Başka bir golcüydü tabii ama yani Gekas'ta da ben onun izlerini görüyordum böyle. i̇şin yorumculuk kısmında Tanju Çolak'a konuşacak kadar <laughs> değilim ama sonrasında Gekas'la alakalı yüzde katılıyorum. Yani çok çok büyük oyuncular onlar ya. Yani Türkiye'de mesela şimdi geliyor Sise Fenerbahçe'ye gitti. İşte atıyorum Wagner Love, kariyerinde düşüş yaşarken Alanya'ya gelip tekrar beş yaşı gördü. Konya'da oynadı. Gekas görebilirmiş ya. Şimdi düşünüyorum da, da çok, çok rahat görebilirmiş. Antra Frankfurt'ta Cenk Tosun'la takım arkadaşıydı. Yani Gekas aslında uzun süre uluslararası seviyede oynadı ama bayağı Leverkusen'de falan. Burada yaptığı işlerden sonra da tekrar bir yükselişe geçebilirmiş. Ama işte 30 32'ler 33 33'ler oralarda hani evet. Sisa kaç yaşında doğru. gitti? Doğru, doğru büyük takım görebilirdi. Riyad Bayiç'i aldık yakasında yanına. Riyad Bayiç de Konyaspor'da iyi performans ortaya koydu. Aykut Kocaman'ın takımında sinekten yağ çıkartan Santrafor modeliydi. Yani böyle iki kere kaleye gidiyorsun mutlaka bir gol buluyor. Bazen kaleye gitmeden gol buluyor. Bir Başakşehir maçı yorumladım ben. Ya hiç rakip takım kalecisinin forması ne renktir görmediler tahmin ediyorum. Abi bir kere gittiler Ömer Ali kesti. Bayiç vurdu bir puan. Ya işte bu en çok eleştirilen konusu Konyaspor. Spor. Şimdi biraz bunu konuşalım. Geçen sene lige tutunma yarışında bir anda vanaları açtılar. Dörder dörder attılar işte böyle. Hem de şampiyonluk ee, adaylar. Başakşehir'e dört attılar. Gittiler Trabzonspor'a dört attılar ama ama o iki maç öncesinde ligin en az gol atan takımıydı Konyaspor ve Aykut Hoca döneminden bu yana kompakt futbol oynayan, hücumda çok üretken olmayan, golcülerini çok fazla hatırlamadığımız, kim olduğu aklımıza kazınmayan bir takım aklımıza geliyor Konyaspor deyince. taraftarın da ben sosyal medyada bundan biraz şikayet ettiğini görüyorum. Yani şöyle, dolu dolu hücum futbolu oynayan bir Konyaspor herhalde 5-6 yıldır belki daha uzun süre göremedik. Abi Anadolu kulüplerindeki iki tane misyon. Bir tanesi toplu ilişkileri iyi olan bir takım ortaya çıkaracaksın. İkincisi de arada derbi galibiyeti alacaksın. Tamam senden kimse şampiyonluk beklemiyor ama en azından tribüne gelen taraftarını iyi futbol seyrettirmek bazen sonuç almaktan daha önemli oluyor Müjdat. Ya bunu da sana şehirde söylüyorlar. Ya çok iyi oynadınız ama kaybettiniz demek başka. Ya baba zaten çok kötüsünüz bir de kaybediyorsunuz demeleri başka. Yani bence oyuncuların özellikle Anadolu Kulübü'nün yaptığı işten keyif alması çok çok önemli. Mesela Konyaspor deyince hücum bölgesinde çok alternatif isim bulamadık. Baliç var. Ya Baliç hani tamam hani oynayan oyuncular büyük isim var. Eto da geldi oynadı. Evet. Yahovic oynadı ama... Mais c'est Mesela... là Gaziantep konuşurken, işte Ankara konuşurken, diğer kentleri konuşurken parantez işte birçok başka oyuncuları yazmak durumunda kalıyoruz. Yani Konya'da hani hücuma böyle tat veren, renk veren oyuncu sayısı çok fazla değil. Çünkü kulübün genel kültürü böyle çok gol atan bir takım değil. Sonralarda. Mesela Türkiye Kupası kazandıkları zaman bile evet. böyle çok baskın bir oyuncu tamamdır dedirtmedi bize. Ha bu da belki başka bir pencereden takım oyunu Şunu, oluyor. Şunun eksikliğinde yaşıyorlar. Atıyorum Kayseri Spor'dan Mehmet Topuz. Bir yıldız oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gidiyor. İşte Antep'ten Tabata veya bir başka oyuncu gidiyor. Konya Spor ne zaman büyük takımlara üst düzey para kazanarak bir oyuncu verecek? Var mı aklına gelen? Yani Ömer Ali olabilirdi de olmadı. Olanlardan var mı? Yok. Ya benim aklıma gelen Bu, yok. Bu bence Konya şehrinin futbolla alakalı bir eksikliği. Türkiye Kupası kazanan kadrodan da kimseyi veremedi. Evet. evet yani Türkiye Kupası kazanan kadrodan bir kişinin en azından mesela Akisar Türkiye Kupası'nda çok başarılı oldu. Oradan Ömer Bayram mesela geldi transfer yaptı, Okan Buruk. Şunu bekliyorum ben Konya Spor'dan özellikle iyi geçsin kötü geçsin sezon. Ne bileyim göze batan yıldızlar, belki bir gol kralı adayı anlatır. Milli takıma bir oyuncu vermesi veya birden fazla oyuncu vermesi. ya Bunları Konya spor camiasının, taraftar grubunun kitlesinin hak ettiğini düşünüyorum. Bu çok önemli Konya için. Yine de Türkiye Kupası kazanmış bir camia. Stat değişimiyle birlikte belki şimdi pandemi nedeniyle etkisi yok ama yani şehir bir vites yükseltti orada. Ben Konya'daki o futbol kültürünün gelişimini statla birlikte net gözlemledim. Türkiye Euro 2016 vizesini Konya seyircisi sayesinde aldı. Hatırla İstanbul'da tribünler takımcılık, kulüpçülük yaptığı için oyuncuların huzursuzluğuna kadar milli takım tartışılıyordu. Kimse milli takımı izlemiyor, milli takım sevgisi kalmadı denilen noktada milli takımın Konya'ya gitmesi her şeyi değiştirdi. İki tane zaten önemli detay var. Biri Şenol Güneş'in gelişi, bir tanesi de Konya ile başlamak. Sanki bu ikisi çok etkili oldu diye düşünüyorum. Kesin, kesin. Ama bu söylediğin vites arttırma meselesinin yönetim üzerinden alacak, alınacak risklerle biraz kadro kalitesine yansıması lazım. Peki. Memleket havasında Erman Özgür birlikte Konya'yı konuştuk. Konya'nın futbol kültürünü konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Sen pek beyaz değilsin ama <laughs> yani eğer griye beyaz diyorsan Erman Özgür. Ya idare et. Sağ yani içerisinde. Elimizde bu var. <laughs> Dur neyse bunu baştan alalım. <laughs> Hoş, ya çok, neyini çok, beğenmedin çok oğlum? Çok sulu oldu. <laughs> Giriyorum. Al işte.